Mutfağımdan herkese sevgiler, selamlar. Bugün sizler için her aşaması birbirinden kolay, oldukça basit bir patatesli ekmek tarifi hazırladım. Buyurun başlayalım. Öncelikle yoğurma kabımıza bir su bardağı ılık süt alıyoruz. Üzerine yarım su bardağı su ilave ediyoruz. Yani buçuk su bardağı sıvıya ihtiyacımız var. 1 tatlı kaşığı şeker ekledikten sonra 2 tatlı kaşığı da kuru maya ekliyoruz. İsterseniz instant kuru maya kullanın, isterseniz normal kuru maya ya da 20 gram kadar yani yarım paket kadar da yaş maya kullanabilirsiniz. Malzemelerimizi karıştırıyoruz, ardından üzerine kapatıp böyle mayamız hafiften köpürene kadar bekletiyoruz. 10 dakika beklettim ben. Evet, artık unumuzu ekleyebiliriz. Yine 200 mililitrelik su bardağı kullanacağız. Evet bakın yoğurmayacağımız bir tarif kaşıkla karıştıracağız. Tahta kaşığımla önce birinci bardağımı ekliyorum ve o pürüzsüz olana kadar karıştırıyorum. İkinci bardağımda bakın sıra ve son olarak üçüncü bardağımı da ekledikten sonra karıştırma işlemi tamamlıyorum. En fazla 3 su bardağı un kullanın. Hatta 2,5 su bardağı un kullanmanız daha idealdir. Bakın benim bardaklarım kesinlikle tepeli değildi. Bunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Bu arada bir tatlı kaşığı da tuz kullanmıştım ama maalesef videomu orada kaydetmemişim. Sizler denerseniz zaten videonun açıklamalar bölümünde malzemeler var. Muhakkak birinci bardaktan sonra bir tatlı kaşığı kadar da tuz kullanın. Evet hamurumun üzerine önce streçle kapatıyorum. Ardından bir mutfak örtüsüyle iyice kapattıktan sonra İki katına çıkana kadar mayalandırıyorum. Benimki ortalama 40 dakikada iki katına çıktı. Evet, hamurumuz mayalanırken diğer malzemelerimizi hazırlamaya başlayabiliriz. Şöyle 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağım var. Üzerine 2 yemek kaşığı su ekliyorum ve karıştırıyorum. Fark ettiyseniz hamurumuzun içine hiçbir şekilde yağ kullanmadık. Bunu üzerine dökeceğiz ve bununla bir miktar hamuru birleştireceğiz. Ve evet artık hamurumuz da mayalandı. Eğer varsa böyle 1-2 yemek kaşığı kadar mısır unu, eğer yoksa normal un kullanabilirsiniz. Evet tezgahıma serpiştiriyorum ve kabarmış olan hamurumu bu unun üzerine yerleştiriyorum. Bu aşamada oldukça yapışkan bir hamur olduğunu göreceksiniz ama gözünüz korkmasın. Zaten yeterince unladık bakın tezgahı. Şu haliyle biraz unun etrafında çevirip hafif elimizle açıp daha sonra birkaç aşamada içe doğru katlıyoruz. Bu tarifte hamurumuzun kabarması için katlama işlemi çok önemli. Evet bakın çevirdim, tekrar katlıyorum ve zaten çok yumuşak bir hamur. Onunla buluştuktan sonra da hiçbir şekilde elinize yapışmayacaktır. İsterseniz yuvarlak bir tepsi kullanın, isterseniz benimki gibi e, dikdörtgen ama her türlü şöyle bir santimi geçmeyecek kalınlıkta hamurumuzu e, böyle parmak uçlarımızla genişletelim. Evet az önce hazırlamıştık zeytinyağı ve su karışımını üzerine gezdiriyorum ve tekrar birkaç tur olacak şekilde parmaklarımla hamurumun üzerinden geçiyorum. Evet hamurumu fırın tepsisine alacağım ve şöyle en az 20-25 dakika olacak şekilde tekrar mayalandırmaya bırakacağım. Bu arada e, bazen bildirimlerin gelmediğinden çok şikayet eden arkadaşlarımız oluyor. E, kesinlikle videolarımın altında yorum yazmanızı rica ediyorum. Eğer yorum yazarsanız böyle ara sıra YouTube sizi daha kolay algılayacak ve böylece bildirimler daha düzenli bir şekilde gelecek diye düşünüyorum. E, şu ana kadar adımları izlediyseniz bir fukaça yaptığımızın farkındasınızdır. Ben o kadar uzun bir mayalandırma süresi tutmadım. Ama yine de lezzetli bir patatesli ekmeğimiz oldu. Evet patatesler demişken iç harcımızı hazırlıyoruz. Bakın 3 adet patatesim var. Bunları rendemin ince gözüyle rendeledim. Ardından böyle bir tatlı kaşığı kadar kekik ekliyorum. Yarım tatlı kaşığı kadar tuz ve 3-4 yemek kaşığı olacak şekilde de üzerine zeytinyağı gezdiriyorum. Sevdiğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Hepsini güzelce karıştırdıktan sonra bunu hamurumun üzerine yerleştireceğim. Bu noktada dikkat etmeniz gereken şey Muhakkak hamurunuz dinlenme aşamasındayken bunu yapın. Yoksa patatesleriniz gereğinden fazla sulanır ve süzmek zorunda kalırsınız. Hemen rendeledikten sonra üzerine yerleştirirseniz patatesleriniz sulanmayacaktır. Evet bakın patatesleri hamurun üzerine gelişi güzel olacak şekilde ve tabii ki boşluk kalmayacak şekilde yerleştiriyorum. Evet patateslerimizi yerleştirdik. Şimdi pişirme aşaması çok önemli. Şöyle 18-20 dakikada pişireceğiz. Fırınımızı bu aşamada açıyoruz. 230 derecede iyice sıcak olan fırınımızın alt gözüne 10 dakika yerleştiriyoruz. 10 dakikanın ardından peynirlerini koyacağız ve bir o kadar da yani bir 7-8 dakika kadar diyeyim üst rafında pişireceğiz. Yani tepsimizi muhakkak yer değiştireceğiz. Evet bakın şimdi alt rafına koydum ve şöyle bir 10 dakika sonra altı güzelce kızardıktan sonra çıkarıyorum. 100 gram kadar rendelenmiş börek içinden artan kaşar peynirim vardı. Peynir kullanmak zorunda değilsiniz ama illaki daha lezzetli oluyor biliyorsunuz. Evet 10. dakikada fırından çıkardıktan sonra peynirini de üzerine serpiştirip tekrar bekletmeden fırınıma yerleştiriyorum. Fazla kurutmadan Evet bu şekil kızardığı zaman çıkarttım. Her fırında farklılık gösterebilir ama ortalama şöyle 17 ile 20 dakika arasında tutabilirsiniz. Evet sıcakken dilimliyorum ve afiyetle yemeleri için aileme servis ediyorum. Akşamdan hamurunu hazırladığınız zaman hazırlayıp buzdolabına koyduğunuzda kendiliğinden yavaş yavaş hamurunuz hazır olacaktır. Böylece sabah hiç yorulmadan çabucak hazırlayabilirsiniz. Günün herhangi bir saatinde yine aynı şekilde bir çayla bir çayın eşlik ettiği bir sofrada güzelce tüketebilirsiniz diye düşünüyorum. Evet gördüğünüz gibi kenarları çıtır, ortası yumuşak, olabildiğince lezzetli bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Evet bugün de bir tarifi nihayet erdirdik. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Sizler için bir fikir olmuştur. Eğer tarifim beğendiyseniz lütfen beğeni bırakmayı ve yorum yazmayı, özellikle tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin. Tekrar yeni tariflerde görüşmek üzere inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.